16 Nisan 2024 Salı, Resul Kurt, Star Gazetesi. Kötü niyetli işveren tazminat öder. İş güvencesinden yararlanmayan işçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi durumunda kötü niyet tazminatı gündeme gelmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iş güvencesinden yararlanma şartları şu şekildedir. 1. İşçinin iş kanununa veya basın iş kanununa tabi çalışması. 2. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması. 3. İş yerinde en az 30 işçinin çalışması. 4. İşçinin en az 6 aylık kıdem süresinin bulunması. 5. İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden, işveren vekili ve yardımcılarıyla iş yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmaması. Yukarıda yazılı şartların birlikte sağlanması halinde işçinin iş güvencesine sahip olduğu kabul edilir. Dolayısıyla işverenin keyfi şekilde iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işe iade davası açabilir. Ancak iş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin işe iade davası açma hakları bulunmamaktadır. Tam bu noktada kötü niyet tazminatı hususu gündeme gelmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde işçinin kıdem süresine göre ihbar önerileri hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede ek olarak şu hüküm yer almaktadır. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18. maddenin 1. fıkrası uyarınca bu kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca 4. fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu kapsamda kötü niyet tazminatı, iş güvencesinden yararlanamayan belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi sonucu ödenen tazminattır. Ayrıca işçilerin kıdemlerine göre belirlenen ihbar sürelerinin 3 katı tutarındadır. Örneğin, iş kanununa tabi A isimli işçinin çalıştığı X iş yerinde 25 işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktadır. Bu durumda A isimli işçinin iş güvencesine tabi olmadığı kabul edilmektedir. Aynı işçinin 4 yıllık kıdem süresi olduğu varsayılırsa, kötü niyet tazminatını gerektirecek bir eylemin gerçekleşmesi halinde 8 hafta ihbar süresi çarpı 3 hesabıyla kötü niyet tazminatının miktarı bulunabilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinin gerekçesinde işçinin işvereni şikayet etmesi, aleyhine dava açması veya tanıklık yapması nedenlerine bağlı fesihlerin kötü niyete dayandığı kabul edilmektedir. Kötü niyet tazminatının ihbar önerilerine ait ücretin 3 katı tutarında olacağı belirtilmiş ve ayrıca ihbar tazminatının da ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan hangi hallerin kötü niyet tazminatını gerektireceği iş kanununda hüküm altına alınmamıştır. Ancak kanunun gerekçesinde kötü niyetli feshe çeşitli örnekler verilmiştir. Bu bakımdan işveren aleyhine mahkemede tanıklık yapılması veya işçinin işverene çeşitli gerekçelerle dava açması nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, işveren aleyhine kamu kurum ve kuruluşlarına işçi tarafından ihbar ve şikayet dilekçesi verilmesi nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, kadın işçinin gebelik, doğum ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğraması ve iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, kötü niyetli fesih olarak kabul edilir ve işçi, arabulucu veya yargı sürecinde kötü niyet tazminatına hak kazanabilmektedir.